Bu caminin, şimdi ilahi dedik, Türk musikisi, dini musiki dedik de şöyle de bir özelliği var. 3. Selim biliyorsunuz Türk musikisiyle ilgilenmiş. Sultan-ı Yegah makamının Türk makamları, yani Türk musikisinde kullanılan yaklaşık 113 civarında, hepsi icra edilmese bile Türk musikisi makamları var. Bunların bir tanesinin bizzat kâşifidir. Türk musikisi makamlarından Sultan-ı Yegah makamının mucididir, bulucusudur. Aynı makamda da Mevlevi ayinlerinde, ki Türk müziği reformunun en büyük ustalık eserleridir ayinler. Bunu Şeb-i Aruz yaklaşıyor. Aralık ayında mutlaka bol bol dinleyeceğiz inşallah. Semazenlerin eşliğinde icra edilen Mevlevi ayinlerimiz var biliyorsunuz. Sultan-ı Yegah ayininin bestecisidir aynı zamanda. 3. Selim'in eserleri var, ilahileri var, şarkıları var vesaire. Bu camide böyle bir hatıranın olması ve benim de bu branşla uğraşmam da ayrı bir güzellik. Zevkle yapıyoruz. Yine hepinizin eşlik edebileceği bir ilahi seslendireyim ki beraber okuyalım inşallah. Önce bir şöyle tekbirle, salavatla başlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Alemlere rahmet olarak geldin, ümmetine şefaat vaad eyledin, güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat selam sana ya Resulallah. Ne büyük şeref sana ümmet olmak, gösterdiğin doğru yola koyulmak, Kur'an'a sarılmak, namaza durmak senin öğündür ya Resulallah. Allah'ın birliğine iman ettik, dilimizle bunu ikrar eyledik, seni kendimize rehber belledik, bizlere şefaat ya Resulallah. Dinimiz İslam'dır elhamdülillah, canımız fedadır fi sebilullah, günahlarımız çoktur bi iştibah, bizlere şahit ol ya Resulallah.